Sayın Valim, Sayın Vekilim, çok değerli protokol, ülkemizin dost ve kardeş ülkeleriyle bağını güçlendiren Sayın Büyükelçiler ve diplomatik temsilciler, saygıdeğer rektörüm ve akademisyenlerimiz, iş dünyamızın güzide temsilcileri ve değerli konuklar. Flybubbles Teknoloji, Come to Türkiye ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan eğitim ve teknoloji programı açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geleceğin lojistik, havacılık ve tüm ticaret hayatını değiştirecek drone teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı bu işbirliği, inanıyoruz ki önümüzdeki 10 yılların ekonomi, güvenlik ve istihdam dünyasına büyük katkılar sağlayacak. Dünyada dronların kullanım alanları ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir iş alanı duymayalım. Hava kargo, tarım, erken izleme ve kontrol, turizm, medya, medikal, tesislerin denetimi, dev enerji sahaların gözetimi gibi farklı alanlarda gördüğümüz dronlar, biliyoruz ki önümüzdeki günlerde yepyeni iş fırsatları yaratacak ve iş hayatının her sürecinde yerini alacak. Şu an bile üretim tesislerinin içinde malzeme ve iş emri taşıyan dronlar izleyebiliyoruz. İş insanları sektör fark etmeksizin maliyetlerini azaltmak ve zaman kayıplarını önlemek için bu yeni nesil araca ilgilerini her geçen gün artırıyor. İşte tam da bu noktada sivil havacılığın X jenerasyon genç üyesi dronlar pilotları ve bu pilotların yeterli eğitim alması büyük önem taşıyor. Ülkemizde en kapsamlı ve İngiltere dahil tüm Avrupa ülkelerinde geçerli sertifikasyon sağlayan drone pilotlu eğitimleri kursiyerler için de özenle hazırlanmış ve tamamı konusunda uzman pilotlar tarafından eğitimler verilmiş olacak. Bu eğitimler farklı coğrafya ve iklim koşullarının deneyimleyebilmeleri, kursiyerlerimizle ülkemizin farklı şehirlerinde uygulamalı eğitimlerle de zenginleştirilmiş olacak. Değerli konuklar, bu heyecan verici yolculuğun açılışını yapmak üzere Flybubbles Teknoloji CEO'su Sayın Kamil Demirkapı'yı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Büyükelçilerimiz ve diplomatik temsilcilerimiz, belediye başkanlarım, sayın rektörüm, akademisyen arkadaşlarımız, iş dünyası temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın, ben 30 yıldır sahada çalışan bir arkadaşınız olarak çok ortama girdim çıktım. Bazı heyecanlı ortamlar ama hayatımda ilk defa böyle bir konuşma yapıyorum. İnanın ki sahaya yarar oldum yani. O battlefield benim için daha önemliydi. Alışmam gerekecek. Hepinizin ayağına sağlık. Bu bizim için çok çok önemliydi. Sadece bunu olarak bir ticaret olarak görmeyin. Yani uluslararası bir yapılanma, dost ülkelerle beraber yeni bir inisiyatif kurmak bizim için büyük bir şeref. O yüzden yani buraya o kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Thank you so much for your cooperation and assistance. Very much appreciated. Bugün biz Flybubbles olarak partnerlerimiz Come to Turkey ve İngiliz partnerlerimiz John Parker ve Toby Moore üniversitemiz Gebze Üniversitesi ile beraber ilk defa uluslararası Sayın Kemal Yüksek'in desteğiyle drone eğitimi, drone'un ne kadar önemli olduğunu, hayatımızda nasıl bir rol oynadığını hep beraber paylaşacağız. 20 yıl öncesi navigasyon araçları vardı, makineleri vardı. Biz taşırdık böyle 20 kilo, 35 kilo. Artık bunlar cep telefonumuza girdi. Drone dünyası dediğimiz zaman insanın aklına İHA deyince warfare geliyor, savaş geliyor. Halbuki dronlarla o kadar güzel şeyler yapılıyor. Onu da bugün size göstereceğiz. Yani partilerimiz İngiltere'de bir dronela kemoterapi ilacı nasıl taşınır, nasıl kullanılır? İngiltere National Health Service'in desteğiyle bugün bunu size aktarmaya çalışacağız. Çünkü dronlar ileride hayatımızın büyük bir parçasını olacaktır. İnsan yardımı, tarım, sulama, Sayın Belediye Başkanımızla beraber AFET drone merkezi, yani
bu iş nereye gidecek hakikaten biz bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var ki dronlar bizi tanıyacak ve bizi bilecek. Fazla uzatmayayım. Bu işi de pek fazla beceremiyorum zaten. Hepinize Allah razı olsun. Thank you so much. Thank you so much. I'm going to invite, and I'm doing this in English, so it's going to be actually a little bit mixed. I'm going to invite İlhami Keleş and John Parker. They both are very important for us. İlhami Bey, Saha Teknopark'ın genel sekreteri ve John Parker da know-how transferi diyelim kısacası. Beni bu dertten kurtarsınlar. Thank you so much. Very much appreciate. Allah razı olsun. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Büyükelçilerimiz, Sayın Rektörüm, Sayın Sivil Havacılık Genel Müdürüm, değerli katılımcılar. Şimdi geçmişten bahsedince Kamil Bey, 1986 yılında Türk Kuşu'nda radyo kontrollü uçak eğitimi aldım. O zaman gençtim, reflekslerim kuvvetliydi. Şimdi ne yapabilirim çok bilmiyorum ama 86 yılından itibaren bulaştığım bir konu, şahsen bulaştığım bir konu. Arkasından da turnaların, Şile'de turnaların eğitimini almıştık. Hedef uçak olarak kullanılan turnaların eğitimini almıştık. Böyle illiyetimin olduğu bir konuya denk geldi. Tabii özellikle insansız sistemlerin hızlı bir şekilde gelişmesi, burada dronların önemli bir yer teşkil ediyor olması, hem sivil sektörde hem askeri sektörde çok önemli yerler teşkil ediyor olmaları. Aynı zamanda özellikle savunma sanayinde artık klasik harplerin, konvansiyonel harplerin doktrinlerinde değişiklik yapacak kadar etkili olmaları dikkatlerin bu yöne yönelmesinde önemli oldu ve bu konuda da ciddi mesafeler kat edildi. Özellikle ülkemiz bu alanda tabii şartların da zorlamasıyla bu alanda hızla yol almak zorunda kaldı. Neydi şartlar? Bir terör belasıyla uğraşıyorduk ve bu anlamda insansız sistemlerin çok etkili olma şeyi var, yeteneği var. Dolayısıyla o yeteneği kullanma ihtiyacındaydık ve bu anlamda da özellikle ambargolara muhatap olmamız bizim kendimizi daha hızlı geliştirmemizi sağladı ve bu şekliyle de bugün artık dünyanın insansız sistem üretebilen ilk 3 ülkesinden biri haline geldik. Şimdi dün Teknofest'i kapattık. Teknofest vardı biliyorsunuz 6 gündür devam eden. Teknofest'i kapattık. O Teknofest'te çok sayıda insansız hava araçlarımız hava gösterilerinin bir parçası haline geldi. Artık kendi milli sistemlerimizle air show'lar yapabilir hale geldik. Bu çok sevindirici bir nokta. Bu tabii işin askeri tarafı. Yine askeri tarafla ilgili olarak çok sayıda ülkeyle çalışır hale geldik. İşte buna işte Katar'dı, Ukrayna'ydı, Azerbaycan'dı, Polonya'ydı gibi hem Avrupa Birliği ülkesi kapsamındaki olan hem diğer kendi iklim coğrafyamızdaki ülkelerle daha yoğun bir şekilde çalışır hale geldik bu konuda. Bu sadece bir ürün satma ve işte yani müşteri satıcı ilişkisinden öte partnerlikler, know-how transferleri, birlikte üretimler, birlikte üçüncü pazarlara yönelmeler gibi hususları da kapsayacak bir şekilde ilerliyor. Bu o yönüyle çok sevindirici. Ama bir de Kamil Bey'in işaret ettiği gibi sivil taraf var. Yani normal günlük hayatımıza dronların katkıları konusu var ki bu da oldukça hızlı ve çok değişik alanlarda katkı sağlayacak şekilde hayatımıza girmeye başladı, devam da ediyor. Mesela işte öncelikle basın için ve işte çeşitli etkinlikler için drone çekimleri şeklinde en hızlı girdiği nokta
drone çekimleri oldu ama onun arkasından normal şeyler, dün mesela ilk defa 150 kiloluk bir şey, payload'u 150 kilo olan bir kargo drone'u uçurduk. Yani sahanın da kurucularından olan Altınay firmasıyla Aselsan'ın müşterek kurduğu Dassal firmasının 150 kiloluk kargo İHA'sı uçtu dün Teknofest'te. Dolayısıyla artık bütün bunlar hayatımızın bir parçası haline gelecek. İşte gerek kargo taşımalarda, gerek sağlıkla ilgili hususlarda, arama kurtarma faaliyetlerinde, her alanda çok etkili bir şekilde kullanıyor, geliştiriyor olacağız. Bu yönüyle de Türkiye'de gelişmiş olan ekosistem, yani bu sistemleri üretmeye dair ekosistem, hem yazılım anlamında, elektronik anlamında, yapısallar anlamında, aviyonikler anlamında, ekosistem gerçekten bu hızlı gelişmeyi sağlayacak boyutta. Bugünden dünyayla denk bir şekilde uçan arabaları çalışmaya başladık. Ve bu dediğim gibi hayatımızın her yanında etkili olacak. Ve bu etki konusunda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün şu anda lead ettiği, Cumhurbaşkanlığı kontrolünde yürütülen bu dronların ya da insansız hava araçlarının sivil hava trafiğine regülasyonu ya da günlük hayata regülasyonu ile ilgili çalışmaları da yine dünyayla eşanlı bir şekilde devam ediyoruz. Gerek FAA'nin çalışmalarına paralel olarak, gerek EASA'nın çalışmalarına paralel olarak. Türkiye'de Sivil Hava Genel Müdürlüğümüz Türkiye'nin regülasyonunu, hukuki süreçlerini tamamlama gayreti içerisinde biz de Saha İstanbul olarak bu çalışmalara, bu gayretlere destek olmaya çalışıyoruz. Burada bugün başlatılan bu şey aslında kurumsal anlamda, bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor olabilirim, kurumsal anlamda ilk okul olacak. Kamil Bey, yanılıyor muyum? İlk değil mi? Evet. Evet, uluslararası boyutta ve bu anlam, kurumsal anlamda eğitim veren ilk okul olacak. Ve bunun bir üniversitenin şemsiyesi altında yapılıyor olması çok kıymetli. Ve bunun Gebze Teknik Üniversitesi gibi teknolojinin içinden teknoloji doğuran bir üniversitenin içinde olması, o da hem ekosistemi geliştirme adına hem bu anlamdaki teknik çocukların buraya ilgisini artırma adına çok kıymetli. Onun için hem Sayın Rektörümüzü hem girişimcimizi tebrik ediyorum bu gayretleri nedeniyle. İnşallah bu her seviyede, yani birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye şeylerde, İHA'larda, İHA'ların pilotajında çok önemli olacak ve uluslararası geçerliliği olan bir belge veriliyor olacak. Bu yönüyle de o entegrasyon sağlanmış olacak. Onun için ben yapılan çalışmayı çok değerli buluyorum. Onun için her iki kanadı da, yani hem Gebze Teknik Üniversitemizi hem de girişimci firmamızı bu gayretler nedeniyle tebrik ediyorum. Başarılı olmasını diliyorum. Biz de bu başarısı için elimizden gelen gayreti sarf edeceğimizi de beyan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Your Excellencies, distinguished guests, Annalisa Russell-Smith, the First Lady of BVLOS, and ladies and gentlemen. My name's John Parker, and I'd like to give you my welcome to Gebze University and the Fly BVLOS Technology Drone Park. I'd like to just talk to you about the vision and how all this happened in the first place, to give you that idea of context and give you the understanding of what we're trying to achieve. I'm a former fighter pilot in the Royal Air Force and Royal Navy. I flew the Buccaneer, Tornado and Sea Harrier with the Navy off HMS Invincible and Ark Royal. And when I left, I was the aviation integration manager for the design of Britain's new aircraft carriers. In 2015, I started a drone training company called Flyby Technology. And that company very rapidly became the predominant force in drone training in the UK. When the COVID-19 pandemic struck, most companies decided that they would slow down and hide. Instead, as part of the British Drone Consortium with Skylift UAV, our decision was to accelerate and go faster and take the opportunity while it existed.
The only problem that we had, and is the case in most countries, is that there is a lot of inertia trying to get permission to do things. And while I was thinking, how do I break down those walls, I get an email from Kamil Bey, who says, John, you're coming to Turkey. It wasn't really a choice. I wasn't told, would you like to? It was, John, you're coming to Turkey and you're going to help me build something great. And what's more, I'm coming to England and I'm going to show you what I'm about and I want to see what you're about. So Kamil and Hassan came to Great Britain, and Toby Moores with Skylift UAV, and we hosted them and showed them what we could do. And Kamil said, that's not enough. We're together and we're now going to have a 50-50 partnership, and we're going to show the world what Turkey is about. We don't want to buy your stuff. We want to make our stuff. We want to develop stuff for the world. And everybody's looking at military drones. Yeah, of course there's a use for military drones. Of course there is. But not many people are looking at civilian use drones, looking at drones for humanitarian support, taking things to people that are isolated, taking lift heavy goods to places that people can't get to, where quad bikes can't go, to change the chemistry of an ocean, to change the land use in the Sinai Desert by using minerals. These are the uses that people haven't thought of for drones, and we need the right people together in the same room, at least in the same park, talking about those problems, solving those problems. And once we've done it here, then other countries can do it there too. And that was the vision that Kamil had, and that's what we all now share. So if you imagine all of the use cases that are available, everybody's thinking about military, surveillance, weapons. No, stop. Let's not think like that. Of course there will be people who do, and of course we can. But let's think of other things. Let's look at what we're doing now. It's always better to show photographs of what you do rather than artists' impressions of what you want to do. So we do the doing bit while others paint pictures. And that's the beauty of what we're trying to achieve here. Imagine being able to bring the best of Turkish youth and all of their intelligence and all of their entrepreneurial skill and their technical know-how, bringing them together and putting them in one place to talk about drones, to give them the resources, to give them the permission, to give them that freedom of expression and that freedom of thought, to be in the same room together with engineers who can listen to what they say, to coders who can make it into a reality, and builders who can then build a drone that can save lives. And that's what we do. And that's what we want you to do in your countries. So this is the center of where it will start, but where it will end, nobody knows. We don't know how this story will end. All we know is the direction of travel at the beginning. And it starts here on this campus, in this place. Okay, so this is our field of dreams, if you like, and if you build it, they will come and you're here. So let's show you what we do, let's show you what we can do, and let's help you do it where you live. And that's what we're aiming to achieve today. I don't know who it is that comes after me, but that's pretty much all I want to say. We will be over on the drone park later to talk about things, and we'll be giving you a demonstration of our flight system in just a few minutes. But thank you very much for your patience and for listening, and we hope that we can convince you to take this story back and develop it yourselves, or we help you develop it. And let's get people flying safely with good regulation, with good ideas, good technology, and bring all of it together for everybody's benefit. Thank you. Thank you. Evet, Sayın Kamil Demirkapı'ya, Sayın İlhami Keleş Beyefendi, Sayın John Parker'a bu ilham verici konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi sahneye bu işbirliğini
insan kaynağı ve iş fırsatları bakış açısıyla zenginleştireceğine inandığımız değerli partnerimiz Kamtı Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Zeki Güvercin Bey'i davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli Belediye Başkanım, değerli Vekilim, Sayın Büyükelçiler, Başkonsoloslarımız ve tabii çok kıymetli rektörlerimiz, STK'larımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi öncelikle en kalbi duygularımla selamlıyorum ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Malumunuz ülkemizin ve dünyanın son iki yılda geçirdiği pandemi başta olmak üzere birçok afet, ekonomik ve sosyal paradigmalarımızı yeniden gözden geçirmemizi zorunlu hale getirdi. Bu vesileyle bu süreçte kaybettiğimiz dostlarımızı, yakınlarımızı rahmetle anıyorum. Ve tabii hastalarımızı da acil şifalar diliyorum. Bu süreç uluslararası dolaşıma dayalı bütün çalışmaları ciddi manada zora soktu. Seyahatlerin kısıtlandığı, gümrüklerin kapandığı, lojistiğin zorlandığı çok önemli bir süreci hep birlikte yaşadık. Bu süreçte bizler de tabii uluslararası eğitim, uluslararası öğrenciler ve akademik değişim alanında iş yapan firmalar ve kuruluşları da ciddi manada etkiledi ve bizi uzaktan eğitime, farklı teknolojiyi kullanarak farklı alternatifler geliştirmeye zorladı. Ve bu hepimizin hayatına bir şekilde girdi. Komtü Türkiye 31 ülkede temsilciliği ve şubesi bulunan uluslararası öğrenci, uluslararası eğitim ve akademi alanında çalışma yapan bir kuruluş. Biz bu süreçte tabii bu uluslararası network'ümüzle bunlara kafa yorduk. Ve Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da ve Avrupa'da aktif olarak biz nasıl lobi gücümüzü artırabiliriz, bu çalışmaları nasıl daha verimli hale getirebiliriz konusunda düşüncelerimiz ve çalışmalarımızı zaman zaman burada bulunan başkonsoloslarımız, büyükelçilerimizle yaptığımız diplomasi zirveleriyle ve farklı çalışmalarla masaya yatırdık. Malumunuz olduğu üzere ticari diplomasi, kültür diplomasisi, uluslararası öğrenciler, bütün bunlar bir bütün olarak ele aldığımızda ülkemiz açısından hayati öneme sahip konu ve ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu bu alanda dünyada ilk 10'a girme hedefini de bizim için önemli bir yol haritası. Bu alanda malumunuz biraz önce Paul bahsetti, kendi ülkesinden de örnek verebiliriz. Birçok ülkede uluslararası öğrenciler artık toplam öğrencilerin %30'una kadar çıkmış durumda. Bu da bir zenginlik, bir lobi, bir kültür diplomasisi unsuru olarak biraz önce Gabon Büyükelçimizle aynı konuyu bahsettik. Birinci katipleri, üniversite mezunu, Türkiye'de mezun olmuş bir arkadaşımız. Bu konuda bizim atacağımız adımlar çok önemli. Tam bu sırada Kamil Bey'le ve Hasan Hocamızla bu çok önemli projeyi masaya yatırdık, değerlendirdik ve biz de bu önemli projenin, heyecan verici projenin bir parçası olma noktasında çalışmalara başladık. Tabii biz bu çalışmanın medyada da bu hafta okuduğunuz üzere dünyadan 1000 öğrencinin, uluslararası öğrencinin Gebze'de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki Drone Park'ta eğitim almaları, uluslararası sertifikasyona haiz sertifikalarını almalarını ve Londra'daki partnerlerimiz, İngiltere'deki partnerlerimizle birlikte dünya çapında bir eğitim merkezi oluşturmak, bu uluslararası öğrencilerin sadece Türkiye'de aldıkları bu eğitimle kalmayıp Drone Park modelini 31 ülkedeki temsilcilerimiz ve şubelerimiz başta olmak üzere burada olan veya katılamayan değerli diplomatik unsurlar, uluslararası kuruluşlar ki bunların birçoğuyla MOU imzalamak üzere Kamil Bey ile Hasan Hocamızla seyahatlerimiz olacak. Bizim hedefimiz dünyanın 40 ülkesinden 1000 uluslararası öğrenciyi Türkiye'de, Gebze'de eğitmek. Akabinde bu ülkelerin tamamıyla bu alanda ciddi işbirlikleri, hem know-how transferi, Drone Park modelinin ihraç edilmesi ve aynı zamanda biraz önce
sonucumuzun da konuşmacılarımız da belirttiği gibi değişen modellemelerle lojistikte, tarımda, tabii güvenlik boyutu çok farklı bir boyut. Biraz önce John da söyledi. Her şeyi güvenlik boyutuyla ele aldığımızda bazen çok kısıtlayıcı olabiliyoruz. Bütün bu olan alanlarda drone ve insansız hava aracı uluslararası eğitimine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz. Bugünkü toplantı aslında böyle bir çalışmanın ilk adımı. Bugün gerek saha genel sekreterimizin İlhan Bey'in gerekse rektörlerimizin burada bulunması bizim için ayrıca çok önemli. Bunun bu iki ayak olmadan başarılı olamayacağını biliyoruz ve inşallah bu alanda bütün Türkiye'mizle, üniversitelerimizle ve partner kuruluşlarımızla verimli bir çalışmayı inşallah hedefliyoruz. Ben bu vesileyle tekrar gerek İngiltere'den katılan değerli dostlarımıza, gerekse Kamil Bey'e, üniversitemize ve bugün bizlere destek vermek üzere burada olan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Biz kendileriyle birebir devamında, bu programın devamında görüşmeler gerçekleştireceğiz. Konuyu eline boyuna masaya yatıracağız ve inşallah başarılı bir sonuç alacağımızdan endişemiz yok. Bu alan gerçekten hepimiz için hem heyecan verici hem de gerçekten başarılı olacağına inandığımız bir çalışma. Bu gönül coğrafyamızdan tabii bahsederken bu geçen hafta Teknofest'te hep beraber şahitlik ettik. Burada da yüksek teknoloji alanında ülkemizin gurur verici birçok, biraz önce İlhan Bey'in bahsettiği, gerçekten dünya çapında başarılı çalışmaları hep beraber gördük. Bu alanda ayrıca daha ciddi mesafeler alacağımızı, daha da güzel işler yapacağımızı da orada görmüş olduk. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bu açılışımızın, bu lansmanımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Quelques mots en français pour nos invités francophones, parce que je sais que la traduction est en anglais. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir, bien évidemment. Et j'espère que ce centre de formation, également pour l'ensemble des pays francophones et nos pays amis, sera l'occasion d'inaugurer une nouvelle ère de formation tous ensemble. Et comme je l'ai dit dans mon discours précédent, nous allons tous ensemble essayer d'avancer dans ce domaine, main dans la main, dans une politique bien évidemment gagnant-gagnant, et avancer, mais également faire en sorte que ce transfert de technologie soit fait de manière à ce que nous ayons un avenir commun et que pour une fois nous puissions devancer la technologie et ne pas la rattraper par la suite. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Zeki Güvercin Beyefendi'ye çarpıcı vurguları için teşekkür ediyoruz. Eminim ki tüm dinleyicilerin zihninde bu eğitim işbirliğinin geleceği noktanın farklı coğrafyalardaki etkileri canlanmış oldu. Şimdi ise geleceğe dair güçlü vizyonu ve cesaret verici yönlendirmeleriyle bu yolculukta inanç ve güvenle seyir almamıza destek veren Sayın Rektörüm Muhammed Hasan Aslan'ı sahneye davet etmek isterim. Buyurunuz efendim. Sayın Vekilim, dost ülkelerin değerli büyükelçileri, başkonsolosları, değerli belediye başkanlarımız, sahanın genel sekreterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Hocam, efendim değerli temsilcilerimiz, öğretim üyesi arkadaşlarım, değerli rektör hocalarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnsansız hava araçları ve drone kelimeleri bu teknolojilerin günlük hayatta ulaşılabilir hale gelmesiyle malumunuz 7'den 70'i herkesin dilinde günlük hayatımızın parçalarından birisi haline gelmiştir. Bundan çok değil, 20 yıl öncesinde şu an elinde bulundurduğumuz günlük hayatın olağan seyri içinde sıradanlaşan insansız hava teknolojilerinin profesyonel alanlarda kullanımının insanlık için yarattığı fırsatlar hepimizce malumdur. İş verimliliğini ve üretkenliği arttırmak, iş yükünü ve üretim maliyetlerini düşürmek,
hizmet ve müşteri ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmak ve güvenlik sorunlarını geniş ölçekte çözmek, dronların küresel olarak endüstrilere sunduğu en önemli kullanımlarından birkaçıdır. Elimizdeki bu teknolojiyle gazetecilik ve film için hava fotoğrafçılığından erişilemeyen arazi ve yerlerin coğrafi haritalanmasına, insansız kargo taşımacılığına ve hatta fırtına takibi gibi konularda destek sağlamaktadır. Dronların ticari kullanımına baktığımızda istikrarlı bir büyüme oranı ile karşılaşıyoruz. Az sonra paylaşacağım veriler gelecekte bizi neyin beklediğini de ipucunu vermektedir. Dronlara yönelik servis hizmetleri pazar büyüklüğünün 2025 yılına kadar 63.6 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ve Business Insider şirketinin ait araştırma hizmetine olan Insider Intelligence'a göre tüketici dronları gönderilerinin 2020 yılına kadar 30 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Alman istatistik firması Statista'ya göre ABD tüketici insansız hava araçlarının bayilere satışı 2020'de 1.25 milyar doları aşmıştır. Goldman Sachs, ticari ve devlet sektörlerinden gelen bu artan drone talebiyle desteklenen toplam drone pazarının 2021 sonu ile 100 milyar dolar değerinde olacağı da tahmin edilmekte. Bu kriter kapsamında Insider Intelligence, toplam küresel sevkiyatlarının 2023'te 2.4 milyona ulaşacağını ve %66.8 bileşik yıllık büyüme oranıyla artışın devam edeceğini öngörüyor. Drone sektörünün önümüzdeki süreçte en fazla etkileyeceği alanların savunma sanayi, tarım, inşaat, madencilik, medya, telekomünikasyon olması da beklenmekte. Değerli konuklar, İnsansız hava araçlarıyla global anlamda bir değişimin eşiğindeyiz. Bu değişim ve gelişme Gebze Teknik Üniversitesi olarak uzak kalmadığımızı, tam da bu alanı kalbinden vurduğumuz için gururlu bir o kadar da umutluyuz. Flybe Velos, Come to Turkey ve Gebze Teknik Üniversitesi olarak hayata geçirdiğimiz drone park ile birçok başarıya imza atacağımızdan da şüphemiz yok. Sözlerime son verirken, Flybe Velos'a, Come to Turkey'e, değerli belediye başkanımıza ve tüm konuklara teşekkürlerimi sunuyor. Özellikle bize desteğini esirgemeyen Coşkun Öz gruba, Coşkun Öz Vakfı grubuna çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Rektörümüze katkıları ve değerli konuşmaları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi bu töreni vali ile şereflendiren çok değerli bir konuğumuzu sunmak istiyorum. Sivil Havacılık Genel Müdürü Sayın Kemal Yüksek Beyefendi, bu işbirliği ve drone teknolojileriyle ilgili değerli görüşlerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilim, değerli büyükelçiler, çok değerli rektör hocalarım, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Öncelikle bu işbirliğinin hayırlı olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Tabii yeni gelişen bir teknoloji, yeni gelişen bir sektör, sivil havacılık olarak da İlhami Bey'in de ifade ettiği gibi biz bu gelişmeyi karşılamak durumundayız. Bununla ilgili çalışmalara hızlıca başladık. Buradan aslında özellikle eğitim kısmını görünce, tabii neticede her şeyin başı eğitim. Burada da aynı şekilde bu kavram da yine en ön planda olacaktır. Tabii bu işbirliğinin bir başka boyutu da bizim daha önceden İngiltere ile yaklaşık bir yıldır yürüttüğümüz bir stratejik partnerlik çalışması söz konusu. Biz bunu ilerletmek istiyorduk aslında. Belki de bu çalışmalar, bu işbirlikleri bunun ilk ilk adımları, ilk küçük adımları olacak.
Daha sonra bu büyüyerek devam edecek. İşte Come to Turkey oluşumuyla beraber de aslında hedeflediğimiz noktaya bu gitme açısından bir ivme kazanacak. Tabii bu arada ben bu vesileyle sivil havacılığın özellikle operasyon ve sertifikasyon konusunda bu alanda büyük çalışmalar yapması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Burada özellikle operasyon tarafında bu İHA pilotu yetiştirme noktasındaki eğitim modeli açısından da sivil havacılığın yaklaşımını da sizlerle paylaşmak isterim. Biz yaklaşık 9 aydır sivil havacılıkta iki anlamda bir operasyon yürütüyoruz. İki manifestomuz var. Bunlardan bir tanesi kurumsal dönüşüm, bir tanesi de dijital dönüşümdü. Kurumsal dönüşüm içerisinin aslında değdiği unsur eğitimle ilgili olan kısımdı. Daha önceki süreçlerde eğitim sivil havacılık tarafından kurumların kendi yürüttükleri faaliyetler olup sivil havacılığın eğitmenleri, içerikleri, sınavları denetlediği bir süreç olarak tanımlanmıştı. Biz bunu kökten değiştirme yoluna bu manifestoyla gidiyoruz. Yapacağımız çalışma da aslında çağın gereği olan bir çalışma. O da dijital içerik konseptini ön plana çıkarıyoruz. Ve içerikleri merkezileştiriyoruz. Aslında sadece İHA veya drone eğitimleri için değil, tüm eğitim faaliyetleri için sivil havacılığın denetlediği, kontrol ettiği tüm eğitim faaliyetleri için olmazsa olmaz bazı tanımlarımız gündeme geldi. Bunlardan en önemlisi dijital ders tarifi. Ardından bütünleşik eğitim konsepti. Çünkü ölçülebilmek her alanda çok önemli. Blended eğitim veya bütünleşik eğitim diye ifade ettiğimiz eğitim içerisinde üretilen dijital eğitimlerin teorik kısımlarının önce LMS üzerinden öğrenciye ulaştırılması, kursiyere ulaştırılması, ardından kursiyerin sınıfa davet edilerek bir ön sınav yapılması, arada eksiklerin tespit edilip yine aynı dijital içerik üzerinden eğitmenin bir koçluk faaliyeti yürütmesi. Burada eğitmenin rolü artık değişiyor. Koç olarak bir destek, bir supporter olarak faaliyet gösteriyor. Ardından bir son sınavla, ilk sınavın örneğin %10'u, son sınavın %90'ı ile nihai not belirleniyor. İlk sınav ve son sınav arasında eğitmen her zaman ne kattığın ilkesi üzerinden değerlendiriliyor. Bu şekilde sertifikalandırılmış bir yapıya geçmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla şu an yapılan bu faaliyetin de uluslararası anlamda değeri olabilmesi için biz bu içeriklerin İngilizce, Türkçe, Arapça, Fransızca gibi birçok dilde üretilmesi konseptiyle beraber tek bir içeriği hakim kılacağız. Ardından yine sivil havacılık üzerinde geliştirdiğimiz bir merkezi sistemle İngilizlerle, İngiltere ile beraber yine işbirliği yapmak suretiyle belki bu tüm coğrafyalarda bu içeriklerin gerçekten ölçülebilir. Hem FAA'nin hem EASA'nın bütün kriterlerinin çok üst düzeyde karşılandığı bir yapıyla sağlama imkanımız olacak. Aslında varmak istediğimiz İngiltere ile varmak istediğimiz şeyi de ifade etmekten çekinmiyorum. Biz aslında bir üçüncü otoriteyi inşa etme noktasında bir düşüncemiz var. Bunu biz daha önceden paylaştık. En son Sivil Havacılık Genel Müdürü Rani Hanım'la da konuştuk. Aynı şekilde bunu ilerletmek istiyoruz ve bunun içini doldurmak istiyoruz tabii ki. İşte bu çalışma aslında bunun bir başlangıcı olacak ve bu çerçevede de bunları coğrafyalara yani teorik olarak ulaştırmak imkanına kavuşmuş olacağız. Zaten dikkat ederseniz pandemiyle beraber bu yaklaşım da aslında gerçekten ne kadar gerekli olduğu da ortaya çıktı. Kişilerin yer değiştirmeleri veya teorik eğitimleri oldukları yerde alabilmeleri önemli. Ama eğitmenlerin ve sınavların güvenilirliği, sertifikaların güvenilirliği, içeriklerin güncelliği, içeriklerin doğruluğu daha önemli. Bu konseptle beraber sivil havacılık merkezi bir yapıda bu içerikleri bu sistem üzerinden yürütecek ve yayınlayacak. Dolayısıyla uluslararası approved olma, onaylama noktasında da bir sıkıntı yaşamayacak. Ben bu vesileyle bu önemli girişimde Kamil Bey'e, rektörümüz Hasan Bey'e ve Come to Turkey ekibinden Zeki Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir faaliyetin aslında laboratuvarını oluşturuyorlar. Burada son olarak şunu söylemek istiyorum. Teorik eğitimler az önce bahsettiğim şekilde ifade ederken geriye kalan pratik ve simülatör eğitimleri için ise bizim için kurumlar, üniversiteler ve notlar
birer sağlayıcı şeklinde bu sistemin içerisinde yer alacaklar. Dolayısıyla biz burada belki de bu yapılan oluşumla beraber ilk simülatör, ilk sağlayıcı, ilk pratik eğitim, ilk pratik eğitimin sahası veya alanını belki sisteme burada ifade etmiş olacağız ve böylece bu süreç başlamış olacak. Bir teker dönmeye başlayacak diye ifade edebileceğimiz bir sürece geçmiş olacağız. Yani pratik ve teorik eğitimlerin sivil havacılık bakışıyla durumu bu şekilde olacak. Bu yapılan çalışmalar da zaten onu destekliyor. Bunun fiili karşılığını böyle görmekten oldukça mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Kemal Yüksek Beyefendi, görüşleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli konuklar, evet şimdi geldik insansız hava aracımızın deneyimlenmesine. Programımızın son kısmında fiziksel olarak da göreceğimiz insansız hava aracımızı şu anda canlı olarak göklerde seyretmeye ne dersiniz? Alkışlarınızla bu heyecanlı dakikalara ortak olmanızı istiyorum. Ekip olarak bu deneyimi biraz daha zorlaştıralım istedik. Beyond Visual Line Onsite, yani görsel görüş alanının ötesinde pilotajlık eğitimini vereceğimiz Flybuilders teknoloji ekibi olarak şu an bu sahneden kumanda ederek İngiltere'de bir ayı canlı olarak kaldırmak istiyoruz. Bu heyecanımıza ortak olmak üzere Sayın John Parker ve Sayın Kamil Demirkapı'yı ve Sayın Toby Moore'su sahneye davet ediyorum. Evet, Kamil Bey, izniniz olursa ben de yanınızda bulunmak istiyorum. Çok güzel bir şey. Müsait, buyurun. Geliyor mu? Çalışmıyor. Ah, çalışıyor. Aslında şu anda sizi yapmak istediğimiz bir şey, Bivilos'un açılımı. Beyond Vision Line of Sight. Artık uçak uçurmak için uçağı yanınızda bulunmanız gerekmiyor. Şu anda İngiltere'de olan uçağımız buradan havalandıracağız. Bivilos budur işte. Gönüllü ister ki ileride her tarafta uçağımız olsun. Hep beraber dostan olarak birimizin uçağımızı kaldırabilirim. Eğitimin en büyük parçası da bu Bivilos eğitimi. İngiltere'de bu başlatıldı. Henüz çok çok yeni, yani İngiltere'de de çok daha yeni. Ben eğitmen değilim, hiçbir zaman eğitmen olamayacağım ama John Parker iyi bir eğitmen. Lafı ona bırakıyorum. Söz verin, it's yours. Hello, ladies and gentlemen. Again, I'd like to introduce Toby Moores, the founder of Skylift UAV. We're going to give you a demonstration of the flight deck system that flies our drones. And I'll hand you over now to Toby, who will talk you through what you're seeing on the screen and what you're about to see. And later, when we get over to the drone part, we'll show you the aircraft. And a microphone, Achim. Thank you. Okay, so drones are incredibly powerful, and our philosophy here is that the interface should also be powerful. Simple but powerful. Like a pen that you give to your youngest son so he can draw a picture for his mother, but that same pen you can use to transform an industry or change a nation. And that's what we see that drones can do. And so the interface must reflect that. So we will show you today how simple it can be in my hands, but in the hands of John and his pilots, it is incredibly powerful. So what we see here is my village in England and the area that we fly, and we have a little flight plan here so we can see the aircraft flying. So here we have the map. Up here we have the synthetic vision. We can either use a camera to fly
or if we fly in very bad weather or in the dark, then our pilots still need to know where to fly. So we also have a synthetic vision, and we have our control and our flight plan and so on, so that we can control the aircraft. So I arm the aircraft. This is now ready to fly. And take off. And away we go. And instantly you can see my village in or the fields in three dimensions, and the aircraft on the map as well, just with two clicks. And now to fly the flight plan. And we are flying, okay? Is this simple? And I can do this from this country, from England. I can do this from a laptop. I can do this from a desktop computer. It is incredibly powerful, but simple. And this is, you will see the airplane later. This is an airplane, but that will also take off vertically. And if I'm not happy with my route, I can change the route, and very easily it will fly to somewhere else. But also, unlike most airplanes, I can stop in the sky. Click on hover. And the airplane will come to a stop. I can now control this aircraft to within 7 centimeters of accuracy. So if I need to deliver urgent medical supplies to a boat out at sea that is in trouble, or in a disaster I have to deliver goods to somebody on a roof in a flood, then I have the precision to do that safely and quickly. This does not replace helicopters or manned aviation, but it is an amplifier of that very powerful thing that you have, and drones allow us to add that extra service. May I add something in as well, please, Toby? Of course. The beauty of the system that we have here and what you're seeing, we're able to fly at night in cloud with a daylight scene and fly to 7 centimeters. For those of you with an aviation background, you may have heard terms like VFR and IFR. That is relatively old thinking, because manned aviation has made great progress in safety by being able to decide whether an aircraft is using instruments to fly or whether the pilot is looking out of the window. And there are well-established mechanisms to stop aircraft being too close to one another using those ideas. Those ideas for drones don't quite work. And so we are both IFR and VFR, and at the same time, we're neither. And that's going to be something that people will have to get used to in the manned aviation world. Imagine also what has happened with our pandemic, where manned aviation is really in trouble in terms of finance and in terms of passenger load, and also being able to travel between nations that are now in some form of lockdown. So pilots that are highly skilled, highly valuable, highly costly entities are sitting at home. Those skills that they have, we can use, because the philosophies that we use in manned aviation are exactly the same as they are in this kind of operation. For pilots amongst us, you'll be able to see along the top that green DP. That is well known to aviators as a flight mode enunciation. The same things that kept manned aviators safe have been incorporated in the drone philosophy. But also, it is a danger to think that it's the same. It's very much alike, but there are nuances, there are differences, and that's the need for training, and that's the need for bringing people that have got those skills that are in industries that are in trouble and migrating them across to this industry and back again. So the idea of having flight schools
that are for pilots that do manned aviation and become airline pilots, incorporating this training into their training so that pilots can go from one industry to another seamlessly, will stop all of that agony for out-of-work pilots, engineers, etc. We need to have a... Aviation is aviation. There's not unmanned and manned. These are not unmanned aircraft. They're remotely piloted aircraft. And that's what we have to understand. These are not robots. They are aircraft flown by pilots, built with no pilot in them. That's the difference. And so all of this expertise that Toby is showing you at the moment, Toby has spent a lot of time with his considerable aviation experience and our input as well, making this normal to a pilot. A pilot can sit in front of this and fly it with no briefing. That's the point. And so that's the elegance of the system. Anybody can fly this. It doesn't take a lot of training, but to fly it well takes a considerable amount of highly specialist training. So that's the point I wanted to get over while it was on the screen there and while Toby was about to talk to you about the next element. Okay, thank you, John. So what do we do with drones now? We fly chemotherapy drugs from the island, from the mainland in England out to the Isle of Wight. Those drugs only last for 4 hours before they are useless to the patient. But the ferry and the cars and the taxi that have to take those from the laboratory to the patient take 3 hours. So if there is a traffic jam or the ferry is late, then we cannot deliver. We can do that with the drone in 20 minutes. Okay? Suddenly, this is a very real trial that we're doing at the moment for the next 3 months. Okay? We also have firefighting equipment. I know you've had some wildfires here. Now, obviously, the helicopter and the tanker aircraft can deliver a lot of water very quickly to an area. But each fire starts with a single flame. And the embers from that fire, when they drift, can start another fire behind the firefighting team, creating great danger. So whilst the helicopters and the tankers are busy with the main elements of the fire, we can spot spray around that, protect that team, and add and complement the services that you already have. We can also take medical equipment for burns. We can take food and water to those teams, and if they need any special equipment or they need replacements, we can get them to them quickly. So drones are a real amplifier of a service that you already have. Okay? And so why we think this is fantastic to come here to the drone park is because drones are a clash of technology that moves very, very quickly and aviation that moves very, very slowly. So it's like a grandfather and a grandchild. But together, actually, it works pretty well. And we consider ourselves to be plumbers, not builders. We use the very, very best in technology the most intelligent people, and we plumb all of those together. So it is not dependent on our intelligence, which my wife will tell you is a good thing. But we have the availability of good and bright people all around us, because every month, every week, every year, there will be some new thing, a new capability, and the drone park brings all of those together. And it is the ability to access all of that which makes this incredibly powerful. And we'll also be taking Turkish engineers and innovators to the UK to get them to work in our innovation centres in the UK and share their ideas with our engineers, and our engineers will come here and listen with open ears to the great ideas that we've heard already in the drone park. Yesterday I had a conversation with two engineers who were new to drones, and they had more ideas than questions, and that was just in a few weeks. And so this is really the epicenter, if you like, of where it all grows from. This is the start of something great. We'll just show you the rest of the flight and a few other things. And we were going to take questions, but I think you'd sooner perhaps get to breakfast. And we'll take your questions on the other side when we get to the drone park. But if Toby continues with the flight, and then we'll wrap it up so that you can get some breakfast. Okay, so we've been hovering long enough now, I think. And so we are going to return to base. Again, one more click.
and the aircraft will find its way back home. Two last examples before I finish and then John will wrap up. What else do we do with our drones? We deliver tool bags from the boats in the wind farms up to the top of the turbine. Normally this takes an hour and a half. We can do it in 6 minutes. The same again when the workers finish. So we save 3 hours for every visit for every turbine. That's 3 hours that that turbine can be turning. That is €1,200 every turbine, every visit. Plus it is the most dangerous because the workers must carry the tool bags on up a ladder, 100 meters to the top, every tool bag. There can be 14 tool bags, okay? It's very, very dangerous. So we are safer, we are greener, we are quicker, okay? And the final one is delivering from the coast to ships offshore, so they do not need to come in so close for medical resupply, and this saves more fuel for one boat that you will use in your car in your lifetime. Okay, again, it is quicker, it is greener, and it is saves a lot of money. Normally you only get one or two of those, we get all three together. Thank you. One thing I'd like to point out also is that if a drone is flying, it's obsolete. So by the time you've gone through airworthiness and all of the processes that are necessary, that aircraft is obsolete. So we need to look at a different way of bringing technology that's safe and proven and can be proved to a regulator so that a regulator can do the right scrutiny and can make sure that what they're hearing is actually true, because a lot of what they're told isn't sometimes. We have to get to a place where the regulator is confident in what we're doing, and the only way to do that is to do it well, consistently, and that's what everybody must do. Aviation isn't a place for cowboys, it's a place for good people. And so that's what we need to do. If you look at this aircraft now, in fact, before it landed, that beautiful picture of a farm, that was shot automatically by the drone. That wasn't a photo that we gave it. Every time the aircraft flies, it builds a scene. So imagine if you've had an earthquake or a big disaster and you don't know what the ground looks like anymore before you send people in, the aircraft will build automatically a scene of the redefined landscape. Everything that's changed, you will see before you put people in. They're not going to have to find out the hard way. Every time this aircraft flies, it revalidates that scene and shows the differences and gives you a 3D picture using LiDAR or whatever other sensors that are on board. But remember, every time a drone flies, it's an obsolete aircraft. So the answer really isn't to buy from a catalogue. Don't buy a drone, buy a capability. And what I mean by that is, you know that if you buy from a catalogue, it's out of date. And you're buying yesterday's drone. You want to buy tomorrow's drone. And the only way to do that is to bring the right people together in the right place with the right resources and the right ideas and build what the customer wants, not sell the customer something that they almost want. And that's the difference. And that can only be done in a drone park. And that's why we're here. So we'll take your questions later. I'd like to thank you all for giving us this opportunity to talk to you about what we do, what we're going to do. But remember, the important thing is to show photos of what you do, not artists' impressions of what you want to do. Thank you very much. Thank you. Mr. Demirkapu, Mr. Parker, Mr. Moop, we would like to thank you again for this impressive show. Thank you for your efforts. Saygıdeğer protokol değerli konuklar, programımızın bundan sonraki kısmına önce kahvaltı ve ardından drone parkta devam edeceğiz. Yakından görme şansına sahip olacağımız Flybubbles'ın pilot eğitimlerinde kullanacağı İHA'sı sancak, Türk bayrağı ile İngiltere hava sahasında uçan ilk İHA olma özelliğini taşıyor. 5 metre kanat açıklığına sahip sancak V-47, 30 kilo ağırlık taşıyabiliyor ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS adına ülkenin en ücra köşelerine kemoterapi ilaçlarının taşınmasında kullanılıyor.
Bilos sistemiyle Sancak Gebze Drone Park'ta uçuş istasyonundan uzaktan yönetilerek dünyanın çeşitli bölgelerine uçabiliyor. Havacılık yeni nesil genç üyesi Sancak'ı yakından görmek ve eğitim alanları pist uçuş komuta kulesini incelemek üzere bir dakikalık mesafedeki drone parkta görüşmek üzere ekip arkadaşlarımız kahvaltı sonrası sizleri yönlendirecekler. Türkiye ve dost ülkelerin geleceğine hep birlikte adım attığımız bu önemli güne katılımlarınız için siz değerli konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni ufuklarda, yeni başarılarda yeniden görüşmek üzere.